Dostlar selamlar. Para Bilgi kanalına hoş geldiniz. Daha önce de haberini yapmıştık Alfa Solar Enerji'nin. Şimdi daha önemli bir haberle karşınızdayız. Alfa Solar Enerji halka arz detayları belli oldu arkadaşlar. Yani şöyle belli oldu. Daha net bir şekilde açıklama geldi. Küçük yatırımcı nasıl satın alabilecek? Yani belli bir kategorisi var ve bizi izleyen takipçilerimiz genellikle de bir küçük yatırımcı olduğu için küçük yatırımcının bu enerji şirketinden yarın başlayacak biliyorsunuz. 9, 10, 11, Çarşamba, Perşembe, Cuma günleri talepler toplanacak. Yarın başlayacak taleplerde Alfa Solar Enerji'den küçük yatırımcı olarak biz nasıl satın alabiliriz? Bununla ilgili detayları sizlere vermeye çalışacağım. Arkadaşlar burada vermiş olduğumuz bilgilerin yatırım tavsiyesi olmadığını tekrar hatırlatalım. Lütfen yatırım tavsiyesi olarak almayınız. Ayrıca arkadaşlar kanalımıza da abone olmadıysanız abone olup bildirim zilini açarsanız bizi mutlu edersiniz. Evet, şuradan başlayalım. Enerji sektöründe faaliyet gösteren Alfa Solar halka arzında Deniz Yatırım liderliğinde 9-10-11 Kasım tarihlerinde 58,50 TL fiyatla talep toplanacak. Daha önceki videomuzda da belirttim, bu fiyatla ilgili yorumlarınızı da yapabilirsiniz video altında. Ona göre biz de işlemlerimizi yaparız arkadaşlar. Ona göre haberlerimizi genişletiriz, geliştiririz. Dünyanın ve Türkiye'nin bir numaralı gündemi olan enerji sektöründe faaliyet gösteren Alfa Solar, yüksek büyüme beklenen güneş enerji santralleri için çeşitli kapasitelere sahip yüksek teknolojili güneş paneli üretimi gerçekleştiriyor. Sürdürülebilirlik hedeflerinin yanı sıra Türkiye'nin dış ticaret dengesine sağladığı katkı, coğrafi ve konjonktürel avantajlar sayesinde yükselen güneş enerji sektöründe 2014 yılından bu yana aktif rol üstlenen Alfa Solar, Borsa İstanbul'da işlem görmek için gün sayıyor. Deniz Yatırım liderliğinde 9-10-11 Kasım tarihlerinde pay başına 58 lira 50 kuruştan talep toplanacak. Alfa Solar'ın halka arzında halka açıklık oranı %20 olacak. Halka arz büyüklüğü ise 538 milyon TL olacak. Evet, güçlü finansal performans. Genç bir sektörde tecrübeli yönetimi, üretim odaklı yapısı, yüksek nakit yaratma gücüyle fark yaratan Alfa Solar borçsuz mali yapısı, güçlü finansal performansı ve marka bilinirliğiyle de ayrışıyor. Evet, buralar biraz reklam kokan hareketler. Bunlara dikkat edelim arkadaşlar. Borsa gündeminden alınmış bir haber bu. 2022 yılının ilk 6 ayında 698 milyon lira ciro, 138 milyon lira net kar ve %19 net kar marjı elde eden Alfa Solar'ın halka arzı Deniz Yatırım liderliğinde 40 kurumdan oluşan konsorsiyum tarafından gerçekleştirilecek. Evet, burası önemli. 2022 yılının ilk 6 ayında 698 milyon lira ciro yapmış. 138 milyon lira net kar var. Ve %19 net kar marjı. Ve bunun yanı sıra %20'lik kısmı halka arz ediliyor ve 538 milyon lira olacakmış bu %20'lik kısmı. Hepsi talep 58,50 liradan talep toplanırsa. Yani bu şu anlama göre 2 milyar 600 milyon liralık bir şirket. 2 milyar 600 milyon liralık bir şirket ve 138 milyon lira TL net kar elde etmiş. Evet, hem sermaye artırımı hem de ortak satışı yöntemi ile halka açılacak olan Alfa Solar'ın halka arzından şirketin 40 milyon TL olan çıkarılmış sermayesi 46 milyon TL'ye yükseltilecek. Evet, burada da sermayesi neymiş? Çıkarılmış halka 40 milyon liraymış sermayesi, 46'ya yükseltilecekmiş. Evet, yani bu 40 milyon liralık bir sermayeli şirket 138 milyon lira TL net kar. İhraç edilecek 6 milyon lira nominal payın yanı sıra 3,2 milyon lira nominal payın ortak satışı ile birlikte halka arzın büyüklüğü 538,2 milyon lira olacak ve şirketin sermayesinin %20'si bizde işlem görmeye başlayacak. Evet. Gelelim asıl meselemize arkadaşlar. 1000 adet altı ve 1000 adet ve altı başvurularda ayrı dağıtım yapılacak. Şirket politikası gereği bu halka arzda böyle bir durum var. Deniz Yatırım liderliğinde halka açılacak Alfa Solar'da hem düşük tutarlı hem de yüksek tutarlı başvuruda bulunan yatırımcıları gözetecek şekilde bir dağıtım sistemi uygulanacak. Bu sayede tüm birikim gruplarından yatırımcının ilgisini çekecek işlemde halka arzının %60'ı bireysel yatırımcılara,
%25'i yüksek başvurulu bireysel yatırımcılara, %15'i ise yurt içi kurumsal yatırımcılara tahsis edildi. Evet, kurumsal yatırımcılar bu şirketler biliyorsunuz, yatırım şirketleri. Yatırımcılar bireysel yatırımcı grubuna 1000 adet ve altında başvurarak, yüksek başvurulu yatırımcı grubuna ise 1001 adet ve üzerinde başvurarak dahil olabilecek. Bireysel yatırımcı ve yüksek başvurulu yatırımcı grupları kendi içlerinde oransal dağıtıma tabi olacaklar. Her yatırımcının sadece en yüksek talebi dikkate alınacakmış arkadaşlar. Alfasolar halka arzında tüm yatırımcı gruplarını kapsayacak şekilde mükerrer tarama yapıldıktan sonra yatırımcıların sadece en yüksek talebi dikkate alınacak. Dolayısıyla 40 aracı kurumdan oluşan konsorsiyum üyelerinden sadece bir kez başvuru yapılması kritik öneme sahip olacak. Aynı veya farklı kurumlardan birden fazla başvuru yapılması durumunda dağıtıma sadece en yüksek başvuru dahil edilecek, yatırımcının diğer talepleri ise iptal edilecek. Halka arzın ardından ihraç pazarlarını genişletecek. Toplam cirosu Haziran 2022 itibariyle bir önceki yılın aynı dönemine göre %380 artış kaydeden ve tüm konsantrasyonunu üretim faaliyetlerine yönlendiren Alfasolar, Kırıkkale Organize Sanayi Bölgesi'ne yer alan 5400 metrekare kapalı alanda yıllık 291 megawatt güneş paneli üretim kapasitesine sahip fabrikasına ek olarak artan talebi karşılayabilmek için 2021 yılında ikinci fabrikasının yatırımına başladı. Kırıkkale Organize Sanayi Bölgesi'ne yer alan ikinci fabrikanın ilk fazı Ekim 2022'de devreye girerken ikinci fazının ise Nisan 2023'te devreye girmesi hedefleniyor. Devam eden yatırımlarının birinci fazı kapsamında Ekim 2022'de devreye aldığı 500 megawatt ile şirket üretim kapasitesini 791 megawatt diye yükseltti. Yaklaşık 22 bin metrekare kapalı alana sahip bu yeni fabrikanın ikinci fazın tamamlanması ile yıllık üretim kapasitesi 1291 MW'ye çıkacak. Sürdürülebilir enerji kaynaklarının artan önem doğrultusunda bugüne kadar ağır olarak yurt içi talebi karşılamayı önceliklendiren Alfasolar kapasitesine yaşanacak artışın ardından iç pazarda güçlü talepte yüksek pay almaya devam ederken diğer yandan başta Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri pazarları olmak üzere ihracatın ciro içindeki payını 2025 yılına itibaren arttırmayı hedefliyor. Evet arkadaşlar, Alfasolar Enerji yarından itibaren halka arz oluyor ve yarından itibaren 3 gün boyunca talep toplama devam edecek. Burada %60'ının bireysel yatırımcılara ayrıldığını, %25'inin yüksek başvuru yatırımcılara ayrıldığını, %15'inin de yurt içi kurumsal yatırımcılara tahsis edildiğini hatırlatalım. 1000 adet ve altında başvurarak bireysel yatırımcı gibi başvurunuzu yapabilirsiniz almak istiyorsanız. Evet arkadaşlar, bu bir Alfasolar Enerji reklam metni değildir. Biz burada sadece tanıtımını yapıyoruz. Lütfen burada vermiş olduğumuz bilgileri yatırım tavsiyesi olarak almayınız. Kendi fikirleriniz, düşüncelerinize göre, şirketin geleceğine göre, yaptığı yatırımlara göre ve şirketin gerçek manadaki büyüklüğüne göre yatırımlarınızı yapınız. Gelecek vaat ediyor mu? Bunlara bakmanızı tavsiye ederiz. Enerji çok önemli, fakat enerjide de şişmiş reaksiyonlar gözüküyor. Buna da dikkat etmek gerekiyor. Evet, Alfasolar Enerji 9, 10, 11 Kasım tarihlerinde talep toplamaya başlayacak. Küçük yatırımcıların nasıl yatırım yapabileceğini ve %60'lı kesimin küçük yatırımcıya ayrıldığını hisse paylarından öğrenmiş olduk. Lütfen bunu tekrar hatırlatalım. Yatırım tavsiyesi olarak almayınız. Ve kanalımıza da abone olmadıysanız abone olup bildirim zilini açarsanız bizi mutlu edersiniz. Hepinize bol bol kazançlar.